Evet, başa dön bakalım. İkinci mesele. Maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Şimdi bu hakikaten insan hayatında çok önemli bir ölçü. İnsan psikolojisinde. Yani bugünkü tıp, modern tıp da bu manayı ne yapıyor? Teyit ediyor. Yani. Maddi musibetleri büyük gördü mü büyür. Küçük gördükçe küçülür. Değmez ki alımsa çürük maldır bu çarşıda demiyor mu usta? Zail, fani ve fena olan şeylere kalbini bağlamanın ne manası var ya bak. Dünya gidiyor yani. İyi de olsa gidiyor, kötü de olsa gidiyor, meşakkatli de olsa gidiyor, musibetli olsa gidiyor. Bakın. Ha. Şimdi burada insanı ismi kavi ve ismi metine mazhar edecek bir sır var. Çok önemli bir sır. Önemlilik katsayısı. Önemli katsayısı. Ya maddi musibetler, maddi musibetler. Bak maddeyle kayıttı, zamanla kayıttı, dünya ile kayıttı. Önemli katsayısı. Biz hayatı vakiyi kazanmak için yaratılmışız. Hayatı vaki. Ebedi hayat. Sonsuz bir hayat. Şimdi mesela şimdi bu hadiseyi tahlil etmek lazım. Beşer tarihinde as-ı saadet gibi bir devir yaşanmış mı? Yaşanmamış. Böyle bir devir gelir mi? Daha gelmez. Bakın şimdi as-ı saadet, saadet asrı. Yani bugünkü dünyanın standartları noktasından bakınca as-ı saadette insanlar her gün kebap mı yediler? Kuzu eti mi yediler? He? Antep'tesiniz efendim, Kilis'tesiniz efendim. Antep baklavası mı yediler, köfte mi yediler? Izgara mı yaptılar? Ya. Suyu buldular, arpayı bulamadılar. Arpayı buldular, hurmayı bulamadılar bak. Ta İran'ın fethine kadar sahabeler beyaz ekmek görmedi. Acem ekmeği diyoruz ya. İran'ın fethinden sonra Acem ekmeğini gördüler. Bakın, asr-ı saadet. Asr-ı saadeti saadet yapan özellik madde değil, sofra değil, varlık değil. Param, katım, yatım, arabam, varlığım, devletim, servetim değil. Büyüklük ve kemalat insanın içinde, kalbinde. Teslimiyetin tam mı? Tevekkülün tam mı? Allah'a itaat ve ibadet noktasında şevkin yerinde mi? Allah'ın diline hizmet etme noktasındaki hamiyetinle, gayretinle bak. Bunlar insanı kemalata götürüyor. Hakikat noktasında madde kaç kuruş? Maddi meselelerine. Onun için Cenab-ı Hak bazı kullarını ne yapıyor? Tabi Allah maddeyle de imtihan ediyor. Ama Allah bir kulunu severse maddenin muhabbetini kalpten siliyor. Madde beş kuruşa yetmiyor. Yani. Etmemiş. Hakikat noktasında da öyle. Dolayısıyla buradaki ölçü ismi kavi ve ismi metine mazhariyetin cephesi ve Çin'i ahirete çevirmek. Hayatı vakiye burada kazanılacak. Bu noktaya tahsilat yapmak. Ha. Fazla önem ve ehemmiyet vermemek. Burada tabii şeytan bu hissi şey der, tahrik ediyor. Vehim de abartıyor. Vehim. Şimdi vehim hayatı felç etmek için gelmemiş değil mi? Vehim teyakkuza vesile olur. Ama vehim de haddini aşarsa ne olur? Sıkıntı meydana getirir mi? Getirir. Hani öyle bir hikaye anlatırlar. Bir kör, bir sağır ve bir topal gece ormanda ateş yakmışlar, ısınıyorlarmış. Gece karanlık, zifiri karanlık. Kör, sağır ve topal. Efendim. Sağır demiş ki, ola uşak demiş, bir ses işittim. Sağır. Ben bir ses işittim. Kör de bakmış. Geliyorlar demiş. Topala demiş hadi kaçalım. İşte insandaki vehim hem sağırdır, hem kördür, hem de nedir? Hem de topaldır yani. Fazla itibar etmeyeceksin.
Değmez ki alınsa, çürük maldır bu çarşıda. Bu mana alemimize nakş olduğu zaman küçük gördün mü ne olur? Küçülür. Bu bir kaidedir. Evet, mesela oku. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi maddi musibetlere de büyük nazarıyla, ehemmiyetle baktıkça büyür, merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte de kökleşir, bir manevi musibeti dahi netice verir. Ona istinad eder, devam eder. Evet. Kalbi de muhafaza etmek lazım yani. Değil mi? Yani. Her şeyi kalbe alırsa insan perişan olur. Yani. Bu merak vasıtasıyla ne ediyor? Merakta ne yapıyor? Merak ne oluyor? Merak ateşi şey var ya, ne diyorlar şöyle demircilerin yaptığı körük. Merak insan fıtratında körük gibidir. Şimdi ateşin yanına körüğü vurduğun zaman ateşi ne yapıyor? Har arttırıyor mu? Aynı. Merak da öyle. Niye böyle oldu? Nasıl böyle oldu? Şöyle yani evirmek, çevirmek, kaldırmak, indirmek, uykularına giriyor, uykusunu kaçıyor, gerilim meydana geliyor. Bunlar şey oluyor yani bak. İnsan fıtratını perişan ediyor yani. O merak işleye işleye. Hani bu damıtma tekniği var ya ziraatta. Ziraatta damıtma tekniği var. Suyun altına, ağacın altına böyle damıtıyorsunuz, damıtıyorsunuz, damıtıyorsunuz. O su ne oluyor? Damlaya damlaya aşağı indiği gibi. Merak da öyle. Körük meselesini merak etmeyeceksin. Ehemmiyet vermeyeceksin ya. Ya bak. Dünya kaç kuruş yani. Kaç kuruş. Bakın şimdi Cenab-ı Hak bu noktada bizi müteyakkız kılsın. Şimdi ben zaman zaman ifade ediyorum bakın. Sabah namazının farzı değil ya. Sabah namazının sünneti. Peygamberimiz buyuruyor. O kütüb-ü sitede sahih bir hadis. Sabah namazının iki rekat sabah namazının sünneti dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Sabah namazının sünneti iki rekat dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Şimdi yani merakı, zihnini çevirmeyeceksin. Zihnini çevirdin mi hayal oraya giriyor, his oraya giriyor. İnsan fıtratında vehim oraya giriyor. Merak da ateşliyor efendim. Ateşi arttırıyor. Ondan sonra da o kalpte, ruhta ve insanın maddi azalarında dahi ne meydana getiriyor? Sıkıntı meydana getiriyor. Bak, stres diyoruz ya bugün işte, stres. Stresin kaynağı ne? Ve aynı şey gibi topun, kar topunun dağdan bırakıp da aşağı inerken büyüdüğü gibi merak onu büyütüyor. Zaten şeytan da o manada sese vermiş oluyor. Onun için bak Üstad şiiri yazmış, oku. Bırak bir çare efendim. Evet. Evet, oku. Ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izal etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bak şimdi bak, bak tevekkül. Tevekkül tuta'al Allah. Tevekkül tuta'al Allah. Müslümanın bu nasıl bir muhafaza şeyidir yani. Kalası tevekkül tuta'al Allah. Bir de kazaya rıza. Allah dilemedikçe hiç kimse zarar veremez. Allah zarar vermek istedi mi kimse de mani olamaz. Bitti ya. Cenab-ı Hak. Bizi musibetlerle de terbiye ediyor mu? Ediyor. Musibetler de terakkiye vesile oluyor mu? Oluyor. Bak, istiğfardır, ilticadır, nedamettir, Allah'a yönelmek. Esas mesele bu. Bak, yani çıkış noktamız Allah'a teveccüh, Kur'an'a teveccüh, sünnet seni içerisinde yaşamaya azami gayret gösterirsek, tevekkül edip kadere rıza gösterirsek kesiliyor yani. Kökü kuruyor yani. Ondan sonra da zaten insan
Yani imanın rusuhiyetiyle, hakikatin dirayetiyle, marifetin, envarın kutsiyetiyle o meseleler insanın aleminde kurup gidiyor zaman içerisinde. Evet. Evet, bu hakikati... Bu hakikati ifade için bir vakit böyle demiştim. Bırak ey biçare feryadı, beladan kıl tevekkül. Zira feryat bela ender, hata ender beladır bil. Bak şimdi, bırak, biçare diyor bak. Ya çaresizliğe düşme ya. Niye düşüyorsun ki ya? Cennet kazanılacak ya. Bitti. Bir şeyin neticesi kıymetli ise yolu ala küllel bir derece ne olur? Çetin olur. Bu Allah'ın sünnetullah kanunu. Bırak biçare. Feryadı bırak. Belada ne yap? Tevekkül kıl. Zira feryat bela ender. Bak bela içinde bela, hata içinde hatadır. Feryat, feryat figan, bela içinde bela, hata içinde hatadır. Devam et. Eğer bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender beladır bil. Şimdi bela veren kim? Müsibet bir ok. Değil mi? Değil mi? Müsibet bir ok, atan Allah. Eynen nefer denilmiş. Kime kaçacaksın hadi? Hazreti Ali demiş ki Allah'a. Fefurru ilallah. Başka kime kaçacağız ki yani? Bak, bela bir ok, atan Allah. Allah attı mı şey der mi? Ne der? Hedefi vurur mu? Vurur da. Müsibet bir ok, atan Allah. Nereye kaçacaksın? Fefurru ilallah. Allah'a kaçacağız ya. Bak ha. Bela vereni buldunsa, bela vereni kim? Allah. Safa ender. Bak safa içinde safa, ata içinde ata, ikram içerisinde ikramdır. Bak. İmamı şey, İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş, benim çok hoşuma gidiyor. Demiş ki bir müsibet bana isabet ettiği zaman göğsümü açıyorum. Diyorum ki daha yok mu ya Rabbi? Ya Allah'ın ne kulları var ya. Böyle bak ya. Ya bir müsibet diyor. Bana isabet ettiği zaman açıyorum. Daha yok mu ya Rabbi ya? Şimdi müsibetler, hastalıklar, sıkıntılar aslında bir muamele-i ilahiyedir. Bu muamele-i ilahi içerisinde azim bir sır vardır bak. Karşında 4 tane 5 tane dükkan var. Ama ikinci dükkana gidiyorsun. Niye? Adamla ünfet ediyorsun. Ünsiyet ediyorsun. Hoş bir adam, gönül insanı, tatlı bir insan. Onunla muarefem var. Değil mi? Hukukum var. Halis bir insan, kamil bir insan, doğru bir insan, ciddi bir insan. Bak alışverişini onunla yapıyorsun. Üçüncü, beşinci, altıncı mağazaya gitmiyorsun. Şimdi müsibetler bir muamele-i ilahiyedir. Allah kuluyla ne yapıyor? Alışveriş. Kimden gelmiş? Bakın, müsibeti küçülten nokta bu. Ya Ahmet bana böyle yaptı, Mehmet de şöyle etti, şu da şöyle etti, bu da böyle yaptı. Şahıslara takıldın mı orada kalırsın. Ya, şahıslar. Şahıslara takıldın mı kalırsın. Neye bakacaksın? Ya. Allah'ın iradesi olmadan bir yaprak yere düşüyor mu? Düşmüyor. Düşmüyor da. Ha. O müsibetin arkasındaki ölçü nedir? Ben ne yapayım ki Allah razı olsun? Allah'ın marziyatı ne? Şu musibetin içerisinde Allah'ın marziyatı ne? İslam'da zarara karşı zarar vermek caiz değil. İslam bunu yasaklamış. Bir adam geldi senin evine taş attı, camı kırdı. Sen de onun taşını kıramazsın. Camını kıramazsın, taş atamazsın. Ha. Kader bu musibetin arkasında beni nasıl, ne şekilde terbiye ediyor? Bu musibetten nasıl ders almam lazım? Allah'ın marziyatını, rızasını kazanma noktasında benden beklenen nedir? Tavır nedir? O tavır yakaladı mı? O zaman o muamele-i ilahiye muhatap oluyorsun. Belki o muamele seni kurbiyete, akrabiyete, Allah'a ne yapıyor? Hakkat noktasında yakınlaştırmış oluyor. Evet. Devam edelim. Eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil.
Eğer bulmazsan da bütün dünya nedir? Cefa içinde cefa, fena içinde fenadır. Evet. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Şimdi bu Gel şiirdeki mümkün. esas şey bu, değil mi? Evet. Ana cümle. Şah beyt, şah metin esas birinci şey. Cihan dolu bela başında var. Üstad ne diyor? Beşerin diyor en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Beşerin en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Üstad diyor ya, ya 38, 40 kişiden 38'i ne olmuş? Bak imansız gitmiş yani. Ya bak 38, 40 kişiden 1-2 kişi kurtulmuş. Ahir zaman dehşetli ve şiddetli. Bazı rivayetlerde var ki melekler mesela hani sicil defteri gibi hani nüfus kaydı gibi düşünün. Mesela adam öldü. Nasıl öldü? Mürtet oldu, kafir öldü, dinsiz öldü. Melekler tacip etmiyor. Mesela diyelim böyle öyle yani mecaz manada konuşayım. Sicil defterini çevirdi çevirdi işte filan yerde adam imanlı ölmüş. Subhanallah. Ya kim bu? Nasıl imanlı kurtardı? Nasıl imanlı kurtardı? Şimdi ahir zaman ya. Dehşetli ve şiddetli bak. Onun için Üstad bütün himmetini imana tahsilat yapmış. İman, kalaimetin iman. Allah'ın marifeti. Maliki hakikiden gaflet etmemek. Allah'ı tanımak. Bütün kemalatın medarı, esası, kayyımı bu. Cihan dolu bela. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Bu işin ortası yok. Ama bak elhamdülillah Üstad ne diyor? Bu asırda imanı tahkik derece çıkartmanın en kısa, en kolay, en rasih yolu nedir? Risale-i Nur'daki bu hakikatlardır. Allah bize ikram etmiş. Hayatımızın sonuna kadar bu hakikatları okuyacağız, tezekkür edeceğiz, anlayacağız, yaşayacağız, gayret göstereceğiz. Ne kadar kat edersek, değil mi? Allah gafururrahimdir. Allah istatlarımızı açsın, istikametimizi kuvvetlendirsin. Ha işte bu. Cihan dolu bela. Ya kaybedecek ya kazanacak. Üstad ne diyor? Bak Üstad bunun altını çizmiş mi? Ne diyor bakın? Yani Risale-i Nur'da hakikat noktasında bazı cümleler var ki çok ağır. Mesela kelamın edebi cephesi vardır. Bir kelamın şiir özelliği vardır. Bir kelamın letafeti vardır. Bir kelamın nuraniyeti vardır. Bir kelamın akıl kalp üzerindeki müessiriyeti vardır. Bir de bir kelamın manen ağırlığı vardır, ağır. Bakın şimdi Risale-i Nur'da çok ağır cümlelerden bir cümle. Allah bizi ülfetten de muhafaza etsin. Ne diyor Üstad bak. Alman, İngiliz kadar kuvvetiniz varsa. Alman, İngiliz kadar kuvvetiniz varsa, gücünüz varsa, değil mi? Servetiniz varsa, artı bir de aklınız varsa şu imanla gitmek, değil mi? Kelime-i şehadetle beraber imanla ahirete geçmek bir uçak bileti gibi öyle konuşalım yani pratikleştirelim. Uçak bileti gibi satılmış olsaydı Alman kadar gücün. Alman da Alman İngiliz bak onlar ne? Dünyanın en süper güçleri değil mi? Alman İngiliz kadar gücün varsa, değil mi? Bir de aklın varsa ver ve kazan. İşte Üstad ne diyor? Risale-i Nur bak bu noktaya nazarda manevi bir avukat bak. Alman kadar gücün, servetin, paran, bir de aklın varsa ver al. Yani hayatı vakiyi kazanmak. Bak elhamdülillah. Risale-i Nur inşallah bak. Nur talebesi bakın. Yani maneviyat rusuh peyda ediyor. Bu bir Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu var. Mesela bir kayısı fidesini tik tik bahırda tik. Bir hafta sonra çek söküp çıkartırsın. 10 gün sonra çek çıkartırsın. Ama 2 sene 3 sene geçti. Hadi onu sök. Emir Koca Yusuf dayı olsan onu sökemezsin. Onun intişar eden ne kadar gövdesi dalları varsa o kadar da kökte toprağın derinliklerinde kökleri var. Kökleşmiş. Bakın ruhsuhiyet kazanmış, sökemezsin. Şimdi iman da böyledir. Bak bir ders, bir hakikat, bir marifet, bir sohbet. Bak
Üstad ne diyor? Bazen olur bir tek kelime, bir tek tesbih, bir tek tesbih öyle bir saadet hazinesini açar ki 60 sene hizmetle o açılmamış. Bak, bu cümle Risale'de yok mu? Var da, sözlerde var. Hem bazen olur ki bir tek kelime, bir tek tesbih öyle bir saadet hazinesini açar ki 60 sene hizmetle o açılmamış. Bak, işte bu hakikatleri dinleye, öğrene, anlaya, 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 bak, maneviyat kökleşiyor. Öyle bir noktaya geliyor ki sekeratta şeytan vurup alamıyor ya. Elhamdülillah bak. Risale-i Nur, tahkik. Üstad ne diyor? Mudakik bir nur talebesi la mevcuda illahu demeye muhtaç olmuyor diyor yani. İşte bizim bu cihette hayatın ilk dersi, en birinci dersi, en elzem dersi, en ehemmiyetli dersi marifetullah'tır. Onun için Risale-i Nur bunu bu asırda kemal derecede verdiği için Risale-i Nur'un etrafında pervaz olacağız, döneceğiz. Nakıslığımızla, noksanlığımızla, eksikliğimizle beraber Allah böyle bir nimeti vermiş. Ha, bunlar böyle inkişaf ede inşallah suyete çıkıyor, kökleşiyor. Öyle bir noktaya geliyor ki iman, ya bak, damarlara, hislere, insanın bütün aleminde nakş oluyor. Şeytan vurup sekerette Allah'ın izni alamaz. Onun için cihan dolu bela var. Hayatını imanla bitirmek veya bitirmemek. Ama elhamdülillah bak, Risale-i Nur tamamen en birinci derecede imana tahşilat yapmış olduğu için bu bir nimet-i azimedir. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bu dersinden istifademizi küllleştirsin. Sebat çok önemli. Son nefese kadar bu hakikatlara gözümüzü açtık, bu hakikatlara muhatap olduk. Bu hakikatları tezekkür ede inşallah maneviyat kökleşiyor. Sekeratta Allah'ın izniyle imanımızla beraber ahirete gideceğiz. Bitti inşallah. Onu rahmet-i ilahiyle de bekliyoruz ve gözlüyoruz. Evet. Cihan dolu, oku bakalım. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül. Ta o da gülsün. O güldükçe küçülür. Eder tebeddül. Evet. İnşallah. İnşallah. Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle adavet musalahaya, husumet şakaya döner. Adavet küçülür, mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir. Üçüncü mesele, devam edeyim mi? Devam et, evet. Üçüncü mesele, her zamanın bir hükmü var. Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta bela bela değil, belki bir lütfu ilahidir. Bazı zamanda ve bazı eşhasta bela bela değil, belki bir lütfu ilahidir. Ben şu zamandaki hastalıklı sair musibet sedeleri, fakat musibet dine dokunmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden, hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor. Evet. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmiş ise görüyorum, emsallerine nispeten bir derece vazife-i diniyeye ve ahirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki öyleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil, bir nevi nimet-i ilahiyedir. Çünkü çendan o hastalık onun dünyevi, fani, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor. Fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor. Fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Şimdi yani kaderin tanzimine çok hikmetler var. Bak, şimdi insan gençlikte, hani gençlik delikanlı ya, delikanlı, gençlik. Afakta dolanıyor, gençlik hissiyatı batıyor, çıkıyor. Ama bak, yaşlılık ve ihtiyarlık, hastalık nasıl bir nimet. Bakın, genç ölmezse insan yaşlandığı zaman
Bak yaşlandık, yaşlandığı zaman yaş ilerledikçe insan fıtratındaki aciz ve fakr, naks ve kusur halleri gündeme geliyor. Göz doğru düz görmüyor, eller titriyor, ayaklar çarpık, tansiyon, şeker, kalp, patırtı, gürültü. Onlar içerisinde bak kulluğun esası Allah'a karşı aciz fakrını, naks ve kusurunu bilmektir. Allah hayatın fiili tedrisatı içerisinde bak imanı olan mümini o hassaslıkların içerisinde eritiyor, safileştiriyor, şikayet yok. Of deme, ah de. Ya, acını anlıyor, elinde tesbih. Zikirle, tesbihle, münacatta yalvarıyor, sızlanıyor. Bak hem o ibadete, o hastalık halinde o ibadete şöhret girmiyor, rüya girmiyor. Bak hasta bir insan, enin inleyen bir insan, hastalıktan sıkıntı çeken bir insanın dünyasında şov olmaz ki. Kendine, kendiyle meşgul. O meşguliyet fıtrattaki aciz ve fakr damarını açıyor. Aciz ve fakr caddesini açtığı için de o insan o aciz ve fakrı içerisinde Allah'a daha çok kurbiyet noktasından yaklaşıyor. O günahlardan da Cenab-ı Hak onu tasafi ettiriyor, eriyor, saflaştırıyor. Sonra da öyle huzuruna alıyor. Bakıyorsun efendim 2 senedir çekiyor, 3 senedir çekiyor. Zahiren ismi zahir noktasından perişan ama hakikat noktasından bak bizi Allah'a yaklaştıran, bizi ibadete teşvik eden, bizim fıtratımızdaki acz ve fakrı bize ihsas ettiren şey, mahiyet ve hakikati ne olursa hakikat noktasında o güzeldir, o latiftir, o kurbiyete vesiledir. Bak elhamdülillah. Bu cihette de insan, hasta olan insan, hastalık onun dünyevi kısa hayatında biraz sıkıntı olmakla beraber hayatı bakiye medar ebedi hayatı noktasından diyor ya mesela inleyen, sıtma tutan bir hastanın bir günlük hastalığı belki seneler ibadete mukabil gelebilir mi? Gelebilir. Demek hakikat noktasında bizi arındıran, bizi Allah'a yaklaştıran her şey güzeldir. O hastalık bir iklimdir. O iklim içerisinde riyasız bir ibadet ve iltica manası daha keskin oluyor. Zikir daha keskin oluyor. Dua daha keskin oluyor. İstikamet daha halis oluyor. Şan, şeref, riya, şov gibi hususiyetler de insanın fıtratından izale oluyor. Dolayısıyla o hastalık onun hakkında hayatı bakiyi kazanma noktasında bir nimettir, bir ikramdır, bir ihsandır elhamdülillah. Evet. Ama aksi olsa gençliğin sarhoşluğuyla ne yapacak? O hali yakalayamayacak. Belki daha dehşetli sıkıntılara girme ihtimali var. Evet. Hatime ile bitirelim istersen. Evet. Hatime, Cenab-ı Hak hassiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hassiz bir arz, nihayetsiz bir fakr derecelemiştir. Burada özetle de değil mi? Bak, Allah hadsiz kudretini ve rahmetini göstermek için. Bak, insanda hadsiz aciz ve fakr derc etmişler. Peygamberimizin çok makamları var. Makamlarından birisine el fakr fahrın diyor. Bak ben fakirliğimle iftihar ediyorum. Üstad diyor yanlış anlama. Allah'a karşı en fakir insan kim? Peygamberimiz. Allah'a en muhtaç olan kim? Kim? Peygamberimiz bak. Demek az ve fakr insanın kanadı gibi uçurtuyor, Allah'a yaklaştırıyor. Hassiz kudreti, nihayetsiz rahmeti göstergesi insanın az ve fakr noktasındaki mazhariyettir. Ta ki samet olan Allah'ın sonsuz nimetine mazhar olmak gibi. Yani o mazhar, bazen derslerde misal veriliyor ya mesela adam nefer. Nefer. Keple potun arasına sıkıştırılmış, karnı kuru fasulyeyle doldurmuş nefer, asker. Asker ölmez, asker yemez, asker uyumaz. Koğuşta yatıyor ama general. Devlete en çok muhtaç kim? General. Ona ne lazım? Ya koskoca bir tabur lazım, bir ordu lazım. Teçhizat lazım, 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 lazım. Generalin büyüklüğü
az ve ihtiyacının büyüklüğünden geliyor. Şimdi Cenab-ı Hak bizim bazı hayvanları yaratmış. Bir arkadaşımız vardı, tahta kurusu üzerine çalışıyor, üniversite doçentti. O konuda uzman dedi ki bir tahta kurusu 2,5 sene hiçbir şey yemeden yaşıyormuş. Riyaziyat ehli bak. 2,5 sene. Şimdi tahta kurusu neye ihtiyacı var yani bak yani insan ne yani işte bir de sofraya bak bir de bu olsun bir de bu olsun bir de bu olsun bir de bu olsun bir de bu olsun. Ya tahta kurusu 2,5 sene hiç yemeden yaşıyor. Bakın yani insanın ihtiyacının çokluğu semadaniyete aynı adarlı ne yapıyor? Netice vermiş oluyor. Onun için Allah'ın kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için Cenab-ı Hak insan fıtratına acz ve fakrı ne yapmış? Yerleştirmiş. Acz ve fakrın da açılım zamanı nedir? Müsibetlerdir, hastalıklardır, meşakkatlardır. Bu da Allah'ın bir sünnetullah kanunu. Evet. Hem hassiz nukuşu esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki hassiz cihetlerle elemler aldığı gibi hassiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış. Ve o makine-i insaniyede yüzer alet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insanı ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiye, bir alem asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Yani insanda bak çok latifeler var, çok hisler var. Yani bir kısım hislerin açılması bazı şarta tabi. Bakın, mesela açlıkta, fakr ve perişanet içerisinde açılan hisler var. Gece ibadetinde, teheccüde açılan hisler var. Ramazan'da açılan hisler var. Cuma gecelerinde açılan hisler var. Gurbette açılan hisler var. Savaşta, cephede açılan hisler var. Hastalığın içerisinde açılan hisler var. Riyaziyatın içinde açılan hisler var. Sehavetin, cömertliğin, hamiyetin, gayretin, say ne kadar yüksek sıfatlar varsa her sıfata medar insanın iç dünyasında açılımlar var. Açılımlar var. Gurbette açılıyor bak. Tam sekeratta açılan hisler var ya. Sekeratta açılıyor, cennet görünüyor. Ya Allah Allah, tebessüm ediyor ya. Tam sekeratta melekler geliyor. Ayette de geçiyor ya, korkmayın ya. Ölüm meleği gelecek ama siz cennette tebşir edildiniz. Hiç tasa etmeyin. Gülerek gidin hadi Allah'ın rahmetine. Sekeratta açılan şeyler var. Ya. Belli bir yaşlardan sonra bak. Cüneyd-i Bağdat Hazretleri diyor, 70 yaşından sonra açılan hisler var. 80'de açılan hisler var. Yaşarsan 90'da açılan hisler var. Var ya Allah Allah. Bak ya. Seherde açılan hisler var. Bakın. Cömertin içinde açılan hisler var. Fedakarlığın içinde açılan hisler var. İlmin, cehdin, gayretin içerisinde açılan hisler var. Affın, ihsanın, keremin içinde açılan hisler var. Bak. İnsan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine mâkes ve medar. Yeter ki bak, ve çini Allah'a çevirsin. O hisler açıldıkça insanın manevi hayatı firdevsi bir cennete dönüyor ya. Zikir makinesi, tesbih makinesi, tefekkür makinesi, hamiyet makinesi, gayret makinesi ya. Aşk-ı İslamiyet bu manada hisler ne yapıyor? Yani elhamdülillah öne açılıyor ya. Çağlayan gibi oluyor insan. Hamiyet çağlayan, yani dava ruhu aşk-ı İslamiyet manasında hisler intişar ediyor mu? Demek yani alemde ne kadar tecelli eden isimler varsa alemi ekberde onların küçük nümunesi nasıl arş-ı ala var insanda da arş manasında kat varsa bütün kevni alemlerde tecelli eden pek çok esmaya medar sır ve hakikatler o insanın içinde açılabilir mi? Açılır. Ama bunlar ne zaman açılıyor? Aczini, fakrını, naks ve kusurunu bildiği nispette ne oluyor? Kabiliyetine göre bu mana intişar ve inkişaf etmiş oluyor. Elhamdülillah. Evet. Ya, bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler
nasıl şükrü dedirtir. O makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder. İnsan da bir şükür fabrikası gibi olur. İnsan da bir şükür fabrikası gibi olur. Bak, şükür fabrikası Allah. Bütün latifelerinin diliyle Allah'a ne yapıyor? Şükrediyor ya. Evet. Ya elhamdülillah. Öyle de musibetlerle, hastalıklarla, alem ile, sair müheyyiş ve muharrik arızalar ile o makinenin diğer şartlarını harekete getirir, tehyic eder. Mahiyet insaniyede münderiç olan az ve zaaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisan ile değil, belki her bir azanın lisanıyla bir iltica, bir istimdat vaziyeti verir. Şimdi bakın Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu var. Bak işlenmesi, madenlerin işlenmesi. Bu adam dağı eritiyor, oradan altın çıkartıyor. Altın da ne yapıyor? İşliyor, tac oluyor, saraya giriyor. Madenler böyle, değil mi? İşleniyor, tezgahtan geçiyor, kemarını buluyor. Şimdi fıtrat-ı insaniyede de o tip neler var? Bu bütün fıtrattaki madenleri işleten acz ve fakr'dır. Acz ve fakr kazma gibi oluyor. Kazma gibi oluyor, kürek gibi oluyor. Ferhat gibi dağı eritip, Ferhat gibi dağı eritip madenleri işletmeye medar sırr-ı azim az ve fakrın içerisindedir. Yani az ve fakr insan fıtratındaki bütün madenleri işletiriyor. Kömürü ne yapıyor? Elmas yapıyor elhamdülillah. O zaman o insan bir dille değil, belki binler dille Allah'ı tesbih ediyor, tazim ediyor. Şükreden, yani küllü şükreden bir abd-i sacit manasına yükselebiliyor. Yükselmenin yolu açıktır. Evet. Güya insan o arızalar ile ayrı ayrı binler kalemi tazammın eden müteharrik bir kalem olur. Sayfayı hayatında veyahut levh-i misalide mukadderat-ı hayatını yazar, Esma-i İlahiye bir ilanname yapar ve bir kaside-i manzume-i subhaniye hükmüne geçip vazife-i fıtratını ifa eder. Kaside-i manzume-i subhaniye hükmüne geçiyor. Ya, maşallah. Allah'ı metheden ya, manzum bir kaside. Bak şimdi büyük zatların hayatına bakın. Nasıl? Elhamdülillah. Allah hissemizi ziyadeleştirsin. Zatlarımızı affetsin. Asıl mesele cihan dolu bela başımızda var. İmanımızı tekmil noktasından Allah elimizden tutsun, ayağımızı kaydırsın. El Fatiha ve salavat. Kenan hocam şeyi okuyacak, Kur'an okuyacak inşallah. Yunus kardeş Kenan hocamın, Kenan Aksakallı. Allah razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال
فقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا للحق وإلى طريق مستقيم وبرحمة ختم القرآن العظيم يا رب العالمين kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et emanetini kadretmek zamanına kadar bizi emanete emin kıl. Ya Rabbi, hakikati ihlasa ulaşmayı, ihlası tammaya erişmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, gözümüzü haramdan, dilimizi gıybetten, nazarımızı tenkitten muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri ahir ömrümüze kadar Risale-i Nur kisvesinde her hissini maksadına feda eden nur talebelerinden eyle. Ya Rabbi, bizi ve neslimizi dindar kılmakla sevindir. Namazı kılan ve namazı devam ettirenlerden eyle. Ya Rabbel Alemin, umduğumuza nail, korktuğumuzdan emin eyle. Ve bizi sev,
sevdiklerine sevdir. Ya Rabbel Alemin, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı insanların şerrinden, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan, Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Firavun'dan, Hazreti Nuh'u tufandan kurtardığın gibi bizleri bu zamanın cazibatör fitnesinden muhafaza eyle ve kurtar. Ya Rabbel Alemin, nur hizmetinde ihlasla yürümeyi, istikametle yürümeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri öyle affet ki hesaba çekilecek hiçbir şey kalmasın. Bizleri imani tahkiki elde ederek talebe-i ulum sıfatıyla kabre girmeyi lütfeyle. Ya Rabbi, beni ve nur talebelerini kendine layık kul, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem layık ümmet, Hazreti Üstadımıza layık talebe ihsan eyle ve bana ve nur talebelerine azami ihlas, azami sadakat, azami tasennut, azami muhabbet, azami şefkatle doldur. Azami takva ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, bildiğimiz ve bilmediğimiz iyilikleri lütfeyle. Bildiğimiz ve bilmediğimiz kötü şeylerden bu asrın cazibeder fitnesinden muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün günahlarımızı affeyle. Gizli ve aşikar günahlarımızı affeyle. Küçük ve büyük günahlarımızı affeyle. Geçmiş ve gelecek günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, hesapsız, sorgusuz, sualsız cennete girenlerden eyle. Ya Rabbi, semvati vel aradîn. Ya halıkı ve ya halıkı külli şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla, bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin hakkı için, hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar kıl ve matlumumuzu bize musahhar eyle. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap ve bana ve ihvanıma imani kamil ve üstü hatime ihsan eyle. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hz. Davud Aleyhisselam'a dağı demiri ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'a şems ve kameri teshir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar yap ve beni ve nur talebelerini nefsin ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennet-ül firdeste mesut kıl. Ya Rabbi, Risale-i Nur'dan imani bahisler okuyup anlamayı, yaşamayı, yaşatmayı nasip et ve tahkiki imanla ulaştır. Ya Rabbi, Risale-i Nur'dan namaz bahislerini anlayarak okumayı, hakikati namaz kılmaya muvaffak eyle. Ya Rabbi, Risale-i Nur'dan sünnet-i senniyeyi okuyarak, hakikati sünneti yaşayarak amel etmeyi lütfeyle. Ya Rabbel Alemin, kusurlarımızı affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette amin kıl. Allahümme bihakkil Kur'an ve bihakkı men unzil aleyhil Kur'an. Nebbir kulubena binuril Kur'an. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Murselin ve bi hürmeti Taha ve Yasin el-Fatiha.